13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet ediyorum. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanımız. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanımız. Gençler sana emanet Kılıçdaroğlu. Balkonlarından, canlarından, teraslarından, iş yerlerinden el sallayan sevgili Mersinlileri selamlıyor. 85 milyonun Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla baş başa bırakıyorum sizleri. Mersin, değişime hazır mısın? Hazır mısın? Birlikte değiştireceğiz. Birleşe birleşe değiştireceğiz. Bir otoriter yönetimi demokratik yollarla göndereceğiz. Ve Türkiye'ye huzuru getireceğiz. Türkiye'ye bereketi getireceğiz. Türkiye'ye kardeşliği getireceğiz. Türkiye güzel bir ülke ve bu güzel ülkede hepimiz dostça yaşayacağız. Bunun sözünü veriyorum size. Bugün aynı zamanda Hıdır Ellez baharın gelişini bize müjdeliyor. Ben de size baharı vaat ettim. Güzel baharlar gelecek diye. Emin olun bu ülkeye güzel baharları getireceğiz. Beraber getireceğiz. Birlikte getireceğiz. Birlikte mücadele edeceğiz. Birlikte sandığa gideceğiz. Birlikte oy vereceğiz. Ve sonra sevincimizi bütün dünyayla paylaşacağız. Evet, biz ülkemize baharı getirdik. Evet, biz ülkemize demokrasiyi getirdik diye haykıracağız. Bütün dünya bunu duyacak. Mersin, güzel bir kent. Kadim bir kent Mersin. Mersinler de çok güzel. Evet. Diyorsunuz ki tarım kredi kooperatiflerine üyeliği olan çiftçilerin üyelik tarihinden itibaren sigortalı sayılması. O basit. Daha şeyler var. Daha şeyler var. Çiftçinin ambulans mı? Evet, bir ambulans, bir sağlık görevlileri oraya giderse. Çiftçilerin tarım kredi kooperatiflerine veya bankalara olan borçlarının faizlerini sileceğiz. Çiftçiyi toprakla barıştıracağız. Çiftçi üretecek, herkes kazanacak. Çiftçi üretecek, Türkiye kazanacak. Çiftçi üretecek, her evde huzur, her evde bereket olacak. Çiftçi üretecek, artık buğdayı dışarıdan almayacağız. Buzu dışarıdan almayacağız. Çileği dışarıdan almayacağız. Nohutu, arpayı dışarıdan almayacağız. Canlı hayvanı dışarıdan almayacağız. Eti dışarıdan almayacağız. Her şeyi kendimiz üreteceğiz. Kendimiz tüketeceğiz. Artanı da ihraç edeceğiz. Herkesin kazandığı, herkesin kazandığı bir Türkiye bizim Türkiye'miz. Dolayısıyla birlikte mücadele edeceğiz. Sevgili gençler, hazır mısınız? Değişime hazır mısınız? Gençler, önünüzde çok büyük bir fırsat var. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez gençler otoriter bir yönetimi kullandıkları oyla gönderecekler. Çünkü siz ilk kez 5 milyon 300 bin genç, bir daha ifade edeyim, 5 milyon 300 bin genç sandığa gidecek ve Türkiye'nin kaderini değiştirecek. Demokrasiden yana var mısınız? Özgürlüklerden yana var mısınız? Alın terinden yana var mısınız? Üretimden yana var mısınız? Herkesin kazandığı bir Türkiye'den var mısınız? Herkesin kazandığı bir Türkiye'den yana olmak, herkesin huzur içinde yaşamasını sağlamak, gençler sizin elinizde. 5 milyon 300 bin genç gidecek ve otoriter bir yönetimi değiştirecek. Bu ülke size teşekkür edecek. Ama dünya siyaset tarihçileri şunu yazacaklar: Türkiye'de otoriter bir yönetim vardı. Gençler sandığa gittiler. Demokratik yollarla bir otoriter yönetimi değiştirdiler. Siz o zaman hep beraber sadece Türkiye için değil, dünya geçtiği için de örnek olacaksınız.
Grev anayasal bir haktır, engellenemez. Hiç endişe etmeyin. Hiç endişe etmeyin. Bütün anayasal haklarınızı vereceğim. Bütün anayasal haklarınızı. O konuda endişe etmeyin. Bir şey daha. Depremzedeleri en çok kucaklayan Mersinliler. Size sadece ben değil, Türkiye'nin size minnet borcu var. Türkiye'nin. 350 bin depremzedeyi kucakladınız. Onların dertleriyle dertlendiniz. Onların sorunlarını çözmek için oturdunuz, çaba harcadınız. Dolayısıyla sadece ben değil, sadece Türkiye değil, aslında dünyaya önemli bir dayanışma örneği de verdiniz. 350 bin kişi geldi, burada sizlerle beraber yaşadı ve siz onların sorunlarını çözmek için onları kucakladınız ve sorunların çözülmesine katkıda bulundunuz. Ben bütün depremzedelere söz verdim. Evleri yıkılan, dükkanları yıkılan, ağırları yıkılan bütün depremzedelerin evlerini, iş yerlerini ve ağırlarını yapacağım ve 5 kuruş para almadan onların hakkını teslim edeceğim. Bir daha ifade ediyorum. 5 kuruş almadan, 1 kuruş almadan onların evlerini, dükkanlarını yapacağım. Çünkü evi yıkılan insanlar, dükkanları yıkılan insanlar, deprem sonrasında hayatını kaybeden insanlar, bunlar büyük acılar çektiler. Tam 43 imza 23 belgeye atıldı. Bir daha ifade edeyim. 23 ayrı belgede 43 imza var. Ve bunların tamamı kamu görevlileri. Depremzede ise sadece bir kez gidiyor tapu dairesine ve imzayı atıyor, dükkanını veya evini satın alıyor. Yani onun hiçbir günahı yok, hiçbir kusuru yok. Anayasa diyor ki idarenin kusurundan kaynaklanan zararı idare telafi etmek zorundadır. Anayasal bu gereği olarak, anayasanın gereği olarak bunu sağlayacağız. Depremzedelere evlerini, dükkanlarını yapacağız, teslim edeceğiz. Öyle 20 yıl borçlanma falan olmayacak. Bunların yaptığı gibi olmayacak. Gidip propaganda yapıyorlar. Efendim, Kemal Kılıçdaroğlu gelirse temelini attığımız iş yerleri veya evler yapılmayacak. Allah Allah. Dünyanın en saçma şeyi. Ya niye yapmayalım? Hangi gerekçeyle yapmayalım? Sen daha Samsat'taki deprem sonrası evleri yıkılan yıllarca önce Samsat'taki vatandaşların hala bir kısmı konteynerde oturuyor. Van'a gittim, Van depreminden sonra hala insanların bir kısmı konteynerde oturuyor. Onların da evlerini yapacağız. Onlara da güzel evler yapacağız. Dirençli evler olacak. Depreme dayanıklı evler olacak. Bunların tamamını yapacağım. Söz verdim, sözünden asla dönmeyeceğim. Para nerede diyorlar? Parayı nereden bulacaksın diyorlar. Emekli için de söyledim. Onlara da söz verdim. Önümüzde Kurban Bayramı var. Gideceksiniz Kurban Bayramı'nda. 15 bin lira paranın yattığını göreceksiniz. Ananızın ak sütü gibi çekeceksiniz ve torunlarınızla beraber huzur içinde o parayı harcayacaksınız. Diyorlar ki parayı nereden bulacaksın? Bakın sevgili Mersinliler, Bay Kemal tam 27,5 yıl devlette çalıştı. Maliye Bakanlığı'nda 27,5 yıl. Bütçe nasıl yapılır? Tasarruf nasıl yapılır? Paralar nerelere harcanır? Planlaması nasıl olur? Bütün hayatım bununla geçti. Buradaki tercih şudur. Eğer bütçeyi kim yapar? Siyasi otorite yapar. Siyasi otorite paranın beşli çeteye verilmesini öngörüyorsa para oraya gider. Emekçiye, işçiye, esnafa verilmesini öngörüyorsa para oraya gider. Onlar beşli çetelere Bay Kemal vatandaşa çalışacak. Emekliye çalışacak. İşçiye çalışacak. Çiftçiye çalışacak. Esnafa çalışacak. Sizler için çalışacak. Bir şey daha. Benim öyle saraylarda falan gözüm yok. Ne sarayı ya Allah aşkına. Ben sizler gibi yaşamaya alışkınım. Sizler gibi yaşayınca ben mutlu oluyorum. Mütevazi yaşamak istiyorum. Çoluğumla, çocuğumla, torunlarımla beraber olmak istiyorum.
Saraylar bize göre değil. Hele hele saray bana hiç, bana göre hiç değil. Allah nasip eder, sizlerin oylarıyla Cumhurbaşkanı seçildiğimde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankaya'sına çıkacağım. Yeteri kadar kamplaştırdılar, yeteri kadar. Artık komşu komşunun kimliğini sorgulamaya başladı. Komşu komşunun inancını sorgulamaya başladı. Her birimiz sinir küpüne dönmeye başladık. Buradan çıkmamız lazım. Buradan çıkacağız. Herkesin kimliği Bay Kemal'in başının üstüne. Herkesin inancı Bay Kemal'in başının üstüne. Herkesin yaşam tarzı benim başımın üstüne. Herkese saygı duyacağım. Benim görevim seçerseniz, benim görevim bir evde çocuk aç mı, aç mı? Okula giderken karnı doyuyor mu? Evde huzur var mı? İşsizler varsa işsizlerin işi var mı, gücü var mı? Benim görevim o ve ben onlarla uğraşacağım. Bunlar başka işlerle uğraşıyorlar. Sarayda oturuyorlar, halktan koptular. Sarayda 3 yerden 5 yerden aylık alanlar var. Dünyanın parasını kazananlar var. Köşeyi dönenler var. Mersinliler size sözüm var. O 3 yerden 5 yerden aylık alanların tamamını keseceğim. Tamamını. Tamamını keseceğim. Öyle ballı maaşlar falan olmayacak. Herkes ne kadar çalışıyorsa o kadar aylığı olacak. Bir aylığı olacak. Ve dolayısıyla 7-8 yerden 10-15 yerden aylık alma dönemini de bitireceğiz. Ayrıca anneler, ekonomik krizin yarattığı buhranı en çok sizler hissediyorsunuz. Evinizde, mutfaklarda görüyorsunuz bunu. Sıkıntıları görüyorsunuz. Pazara çıktığınız zaman aldığınız aylığın pazar masrafını bile karşılamadığını görüyorsunuz. Ben şunu da çok iyi biliyorum. Hiç meraklanmayın. Beraber göndereceğiz onu. Beraber göndereceğiz. Hiç meraklanmayın. Beraber göndereceğiz. Her ailenin asgari bir gelir güvencesinin olması lazım 21. yüzyılın Türkiye'sinde. Eğer bir aile yoksulsa aslında 85 milyon insan yoksul demektir. Dolayısıyla herkesin karnının doyduğu bir Türkiye güzel bir Türkiye'dir. Aile destekleri sigortasını Allah nasip ederse getireceğiz. Hiçbir ailenin geliri asgari ücretin altında olmayacak. Öyle beslenme çantası uygulamasına da son vereceğiz. Çocuk okula gidecek. Arkadaşlarıyla beraber suyunu içecek, sütünü içecek, yemeğini yiyecek, karnı tok evine dönecek. Böylece anne ya acaba beslenme çantasına ne koyayım diye asla düşünmeyecek. Böylece anneler çocuklarınızı huzur içinde okula gönderebileceksiniz. Onlar okulda beslenecekler. Okulda akranlarıyla beraber olacaklar. Bunu da sağlayacağım. Ayrıca bir şey daha. Bütün köy okullarını yeniden açacağız ve Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız. Köy okullarını niye kapattık? Köy okullarını açacağız. 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız. Köylerde. Hiç endişe etmeyin. Hakkı, hukuku ve adaleti sağlayacağım. Bu kardeşiniz bütün hayatını adalete adamış bir insandır. Adalet için. Çünkü devletin dini adalettir. Ve devlet adalet üzerine inşa edilmiştir. Yüce Yaradan kainatı da adalet üzerine inşa etmiştir. Bizim dışımızdaki bütün canlılara da saygı duymak bizim temel görevlerimizden birisidir. Adaleti sağlayacağız. Köylerde sadece imam olmayacak, sadece öğretmen olmayacak. Aynı zamanda tarım yapılıyorsa ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni olacak. Eğer hayvancılık yapılıyorsa veteriner hekim olacak. Dolayısıyla kırsalda
imamı, öğretmeni, ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni, veterineri hepsi olacak. Bunların aylıklarını, öğretmenin aylığını nasıl devlet ödüyorsa bunların da aylıklarını ödeyecek. Çiftçi hangi gübreyi atmalı? Toprak analizlerine bakılacak. Verim en güzel şekilde nasıl alınacak? Bunların tamamı yapılacak. Bu söylediğim kişiler üreticilerin emrinde olacak ve onların talebini yerine getirecek. Ömür boyu diyor ağırlaştırılmış Kemalciğim diye. Gönlünü rahat tut. Beraberiz ve birlikteyiz. Beraberiz ve birlikteyiz. Aile desteklerinin sigortasından söz ettim. Bütün hanelerde asgari bir gelir güvencesi olacak. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Ve herkes akşam evde huzur içerisinde ailesiyle birlikte olacak. Televizyon mu seyredebilir? Edebilmeli. Caddeye, sokağa mı çıkabilmeli? Çıkmalı. Arkadaşlarıyla konuşabilmeli. Ama hiç kimse bu topraklarda yoksulluk çekmemeli. Mersin için bir düşüncemiz daha var. Mersin'i bu bölgenin en güçlü kentlerinden birisi haline getireceğiz. Mersin'i en güçlü kentlerinden, Orta Anadolu'nun bütün sanayi kentlerini demir yollarıyla Mersin'e ve İskenderun'a bağlayacağız. Dolayısıyla fabrikada üreten, sanayici fabrikasında üretiyorsa demir yoluyla Mersin'e veya İskenderun limanlarına geldiği zaman ek bir ücret ödemeyecek. Bütün lojistik harcamalarını biz karşılayacağız. Böylece önümüzdeki 5 yıl içerisinde burada yaklaşık 850 bin yeni istihdam alanı yaratacağız. 5 yıl içinde İstanbul'un nüfusu yaklaşık 2,5 milyon azalacak. Bu bölge özel ekonomi bölgesi olacak. Bu bölgeyle ilgili özel yasa çıkacak. Dolayısıyla Akdeniz Havzası Türkiye'nin ürettiği en güçlü havza haline gelecek. Türkiye'nin ürettiği, Türkiye'nin kazandığı en güçlü merkez haline gelecek. Maden rafinerisi de kuracağız. Metal rafinerimiz de olacak. Dolayısıyla dışarıdan pahalıya aldıklarımızı kendimiz üreteceğiz. Kendimiz satacağız ve kendimiz kazanacağız. Bundan da emin olmanızı isterim. Bir şey daha. Hava çok sıcak. Biraz acele ediyorum. Çünkü sıcakta beklemenizi istemem. Suriyeli kardeşlerimizi en geç 2 yıl içinde kendi ülkelerine uğurlayacağız. Bir daha ifade edeyim. Suriyeli kardeşlerimizi en geç 2 yıl içinde kendi ülkelerine uğurlayacağız. Asla ırkçılık yapmayacağız. Onların yollarını, okullarını, köprülerini, kreşlerini tamamını Avrupa Birliği fonlarıyla yapacağız. Bizim müteahhitlerimiz yapacak. Gidecekler kendi ülkelerine, kendi ülkelerinde, baba toprağında, ata toprağında rahat etmelerini sağlayacağız. Ayrıca meşru hükümette karşılıklı büyükelçilikleri hemen açacağız. Buradan gidenlerin can ve mal güvenliklerini tamamen sağlayacağız. Dolayısıyla buradan gidenler huzur içinde kendi ülkelerine gitmiş olacaklar. Biz uzun süredir onlara ev sahipliği yapıyoruz. Ama bizim evlatlarımız işsiz. Bizim evlatlarımızın sorunu var. Dolayısıyla biz Suriyeli kardeşlerimizi elbette severiz. Ama onlar kendi ülkelerinde olup, kendi ülkelerinde üretip, kendi ülkelerinde çalıştıkları zaman daha fazla memnun oluruz. Bunu sağlayacağız. Son olarak şunu söyleyeyim. Arada bir sürü laf ediyorlar. Yok şöyledir, yok böyledir, yok masanın altıdır, yok masanın üstüdür. Bir sürü iftiralar var. Ya arkadaşlar, ya Allah onlara akıl fikir versin. Ya terör örgütünün saldırısına uğrayan benim ama ben suçlanıyorum. Ya evladını, onlar paralı gönderdiler çocuklarını askere. Ben evladımı fakirin, fukaranın, garibanın evladı gibi askere gönderdim. Yine ben suçlanıyorum. Bizim iki kırmızı çizgimiz var. İki kırmızı çizgimiz var. Vatanımız ve bayrağımız. Nokta.
vatanımız ve bayrağımız. Ayrıca bir şey daha söyleyeyim. Kul hakkı yemedim ve kul hakkı yedirmeyeceğim. Bir daha ifade ediyorum. Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirmeyeceğim. Onlar söylüyorlar mı? Biz kul hakkı yemedik diyorlar mı? Diyemiyorlar. Yedirmeyeceğim diyorlar mı? Diyemiyorlar. Ben onların neler yediklerini biliyorum. Ben onların 418 milyar doları 20 yıl içinde yurt dışına nasıl götürdüklerini biliyorum. Hangi bankalarda kimin ne kadar parası olduğunu biliyorum. Bu millete sözüm var. O paraları son sentine kadar Türkiye'ye getireceğim ve bu millete vereceğim. Sanıyorlar ki, evet bir sağlık görevlisi arkadaşımız da oraya bakarsa, sanıyorlar ki Bay Kemal bu parayı getirmeyecek. Getireceğim, getireceğim. Son kuruşuna kadar getireceğim. Öyle parayı alacaksın, götüreceksin Manhattan'da, yani Amerika'da, New York'ta, dünyanın en pahalı yerinde 35 katlı bina yapacaksın. Muhammed Ali Clay'in çiftliğini alacaksın. Bay Kemal de bunu seyredecek. Yerler mi? Yemezler, yemezler. Onların tamamını getireceğim. Fakir fukaranın alın terini çaldınız, onların tamamını getireceğim. Ve bu ülke için harcayacağım. Sizin için harcayacağım. Bu ülkenin huzuru ve bereketi için harcayacağım. Son, Ekrem Başkanımız ne diyor? Her şey, her şey, bu taraftan ses yok ama, her şey, her şey, en arkadakilere de sesleneyim, sesim geliyorum bilmiyorum, her şey, bayraklar kalktığına göre duyuluyoruz demektir, her şey, her şey. İnanın her şey çok güzel olacak. İnanın. İnanın bu ülkeye baharları getireceğim. İnanın. İnanın birlikte huzur içinde yaşayacağız. Bu topraklarda inanın. İnanın tüy bitmemiş yetimin hakkını hukukunu arayacağım. İnanın. İnanın alın teri dökenin hakkını hukukunu teslim edeceğim. İnanın. İnanın mülakatı kaldıracaklarmış. Ya ben söyledikten sonra mı aklına geldi? Yapacağız gençler, sizin de hakkınızı koruyacağız. Torpille son vereceğiz, göreceksiniz. Liyakati sağlayacağız. Son bir şey daha. Bizim bu toplantımızın güven içinde gerçekleşmesini sağlayan polis arkadaşlarımız var. Onlara da yürekten teşekkür ederim. Biz akşam evimizde huzur içinde yaşarken onlar günün 24 saati içinde Türkiye'de bizim huzur içinde kalmamız, yaşamamız için çaba harcıyorlar. Onların 12 saat, 13 saat, 14 saat çalıştıklarını biliyorum. Bazen 24 saat çalıştıklarını biliyorum. O nedenle polis arkadaşlarımızın sorunları var. Onu da gayet iyi biliyorum. Bay Kemal'in sözü var. Bütün memurların ve polislerin sorununu çözecek. Bir yere giderken kilometrelerce polisleri diziyorlar. Yolun kenarlarına diziyorlar. Ya niye diziyorsunuz? Bu insanın tuvalet ihtiyacı var. Bu insan yemek yiyecek. Bu insanın sorunları var. Onu görmüyorlar. Polis intiharlarını da biliyorum. Ama sözüm söz. Çözeceğiz. Beraber çözeceğiz. Birlikte çözeceğiz. Teşekkür ederim. Hepinize en içten sevgiler, saygılar sunuyorum.